Merhaba hocam. Merhaba İlker. Bugün yine birlikteyiz. Ne kadar büyük bir sevinç. Evet, hakikaten çok sevinçliyiz. Konumuz La Révolution Française. Evet, Fransız İhtilali. Pis Jacobenler. Alçaklar. Alçak Robespierre. Hocam, set the scene. Ne vardı o günkü Fransa'da? 18. yüzyıl Fransa'sı artık kapitalistleşmeye ufak ufak başlıyor. Fakat orta çağdan kalma bazı kurumlar var. Ne bu mesela? Hemen her bölgenin kendine ait yasaları var. Kendine ait ufak ufak ölçü birimleri, farkları var. Ayrıca bir de Fransa o zaman korporasyonlar Fransa'sı. Yani bireyin Fransa'sı değil. Yani şirketler mi? Şirket anlamında değil. Tüzel kişilikler. Mesela loncalar. İşte fırıncılar bir lonca. Büyük feodal sınıflar ya da kilise. Bu loncalar üzerinden, meslek grupları üzerinden her şey bunlarla denetleniyor. Ve hemen her şeyin içinde devlet var. Dolayısıyla yavaş yavaş oluşmaya çalışan Fransız milletini ve bireyi kapitalizleşmeye başlayan pazar ekonomisinin yarattığı bireyi karşılayabilecek reformlar yapılamıyor. Bu sistem yenilenemiyor da çünkü sürekli borç içinde bir krallık. Bu loncalardan, feodal birimlerden borç alıyor ve bunları bir nevi konsolide etmek zorunda kalıyor. Bunlardan kurtulmak için böyle hakikaten devrimsel bir şey lazım ve ancien rejim dediğimiz yani nizamı kadim eski nizam o kadar çökmüş ki artık son güne kadar bekliyorlar. Yani bir ihtilal olduğunda artık olması gereken bir ihtilalde bir anda büyük bir potansiyel ortaya çıkıyor. Kralı eleştiren, her şeyi eleştiren, her yeniliği hazır, çılgın, marjinal bir toplumsal tabaka ortaya çıkıyor. Bu askeri bir coup mu? Yani? Hayır, coup değil. La révolution. Revolution şu. Esas mevzu burada bu. Mutlakiyet diye bir şey var. Absolutizm. Türkçe'de yanlış biliniyor. Absolutizm bir insanın her istediğini yapması değil. Latince absoluere ya da absolve diyoruz ya. Kral yasadan absolve edilmiş. Arapçası ıtlak yani mutlak. Yani diyor ki adam Allah'ın bir yasaya yasası var. Yasaya tabi değil. Değil. Yasanın haricinde. Burada problem nerede çıkıyor? Kontrol mekanizması. Kontrol yok. Mekanizması yok. Yasama, ve yürütme ve yargı organları. Kim diyor bunu? Separation de pouvoir. Montesquieu. Peki dört kişinin adı hep öne çıkar. Montesquieu, Voltaire, Diderot ve Rousseau. Evet, bunlar aydınlanmanın dört önemli kişisi. Bunlardan bizim en çok ismini duyduğumuz Rousseau ile Montesquieu. Montesquieu güçler ayrılığı. Kral, yürütme, meclis, yasama ve işte yargı. Bugün bile hala birçok demokratik ülkede yanlış anlaşılan bir konu. Birbirlerini denetlemek için bu güçler eşit olmalı. Birbirlerini kontrol edememeli, denetleyebilmeli. Yani aslında absolutizm çok hoş bir şey değil mi bir yandan da? Yani daha kolay execute edebiliyoruz. Evet ama denetlenemiyorsun. Sonra benevolent despotizm dediğimiz iyi despot. Yani despot daha efektif. İstişare daha zor bir şey. Ama ya baştaki kötüyse, aptalsa. Baştakini aldım. Tamam mı? Kafaladım. Ne bileyim koyuna kadın soktum. Çocuğu aldım etki altına. O zaman ne olacak? Rousseau daha farklı bir şey söylüyor. Volonté général dediğimiz o milli iradeyi. Genel yani çoğukluğun iradesi. Milli irade tecelli etti diye bir laf çok moda oldu. Türkiye Rousseau'cudur o anlamda. Hem Atatürk hem Tayyip Erdoğan vardır. Milli Türk sağında zaten vardır. Hani milletin çoğu hep doğru düşünür. Bu doğru mu sizce? Değil çünkü hangi topluma göre o? Tüketim toplumunda olmaz. Kölelik geri gelsin diye bir diyelim plebisit yapalım atıyorum Amerika'da. Ve evet çıksın. Kölelik geri gelebilir mi %51 geldiği için? Yani gelmemesi gerekir. Gelmemesi lazım. Çünkü doğal hukuk diye bir şey var. Bazı durumlarda bazı şeyler sorulabilir, bazı şeyler sorulamaz. Her şey ona tyranny of the majority diyor John Stuart Mill. Majoritenin tiranisi. Şimdi Amerika'yı düşün. Amerika'da ne olacak? Yahudiler nasıl kendilerini reprezente edebiliyorlar? İşte bundan. Yani %51 onları ezmesin diye. Ama %51'in 51 için... de ben de sakıncalıyım. Yani anayasa yani... değişikliklerinde de plebisit durumunda %51'den daha çok mecliste 3'te 2 de niye referandumda evet, %60 65 aranması. İşte Amerika'da mesela öyle. Plebisitte gene yok ama bir kararın geçmesi bile aslında daha doğrusu oturumun kapanması 60. Böyle 100 bin 200 bin farklı olması biraz acı sanki. Evet ama işte çoğunlukçu bir sistem yani. O... What went wrong hocam? Ne yanlış gitti? Bernard Lewis'in ne yazık ki kirlettiği bir cümle çok politize etti. Fransa artık kapitalistleşiyor. Birey ortaya çıkmış yavaş yavaş. Pazar ekonomisi ortaya çıkmış ve bunun fırsatları ve problemleri var. Antikide'den gelen içi boşalmış kurumlar. Mesela feodalite değil mi? Lordlar var ya da kilise, korporasyonlar var. Bu korporasyonlardan kası şirket değil tüzel kişilikler. Birey olarak İlker Canikligil yok. Yönetmenler loncası var. Birey olarak Emrah Safa Gürkan yok. Sorbon var. Ayakkabıcı yok. Ayakkabıcılar loncası var. Bugün bu Amerika'da da böyle aslında neredeyse. Ama hukuki ayrı hakları ve monopolleri var. Sen ayakkabıcı olamıyorsun. Dolayısıyla bu kötü bir şey mi onu soruyorum işte. Bu sistemi yenileyecek, bu imtiyazlardan kaynaklanan problemleri ortadan kaldıracak reformları yapamıyorsun. Bir daha bire bunlardan borç alıyorsun. 7 yıl savaşları, Amerikan bağımsızlık savaşına verilen destek falan hep borçta. Yarısını faize ödüyor. O paraları gidiyor bu loncalardan, kiliseden falan alıyor. Reformları yapamıyor. Mesela vergi koyacak, nasıl koyacak? Bir takım sosyal birliktelikler aslında devletten daha mı güçlü hale gelmiş? Sosyal değil, hukuki bunlar. Sosyal olsa problem değil. Hukuki adamın ayrı hukuku var, ayrı yasası var. Sen onu vergilendiremiyorsun. Asilzadelere vergi koyamıyorsun. Parçalanmış. Parçalanmış. Yani çok parçalı bir şey. Bazı yerler Fransa kralına bağlı değil. Bazı yerlerin parlaman dediğimiz belediye meclisi var. Bazı yerler dükalık gibi böyle işte vali tarafına. Bazı yerin metre ölçüsü başka. Öteki yerde ağırlık başka. İçeride bir rejyonlar arasında vergilendirme ve tarif, gümrük vergileri var. Yani nasyonel bir şey yapamıyorsun. Aynı anda Almanya ve İngiltere'de durum nasıl mesela? İngiltere'de bu kamera sistemiyle çözülmüş. Zaten iki kameralı parlamento olduğu için o adam yasa yapmanın bir parçası ve o
tavizler verilmiş. Dolayısıyla öyle bir sistem yaratılmış. Fransa çok daha merkezi, çok daha büyük. Aslında bu problemi çözmek için 1787'de hemen lordları topluyorlar. Para lazım, vergi alınacak. Meclisin alameti farikası vergiyi toplamaktır. Yani vergi toplayacağın zaman meclis çağırırsın. Şimdi meclisi getirdin. Adamlar diyor ki bütün biz état généraux dediğimiz genel estate. İşte bu korporasyonlar, 3 estate var yani. Birinci, ikinci, üçüncü diye. Birincisi kilise, ikincisi aristokratlar. Üçüncüsü de burjuvanın domine ettiği şehirler. Bunların çağırıp fikrinin sorulması lazım. Ama şöyle bir illüzyon var. Kral diyor ki ben denetlenemem. Fikir sorduğumda beni bağlayıcı bir ilişkiye giremem. O zaman nasıl olacak? Onlar diyor ki fikrini soracaksanız bir anayasa yapalım. Belli kurallar koyalım ki biz yeni vergiler öyle kabul edelim. Çünkü imtiyazımızdan vazgeçiyoruz. Karşılığında bağlayacağım seni. Ama 16. Louis 14. Louis gibi yaşamak istediği için. Bir otorite boşluğu mu var Fransa'da? Fransa'da fazla otorite var. Santralize bir şey yok. Aslında hayır, tam tersi. Santralize bir şey var. Fakat santralize şeyin altında, yani her şey Paris'e soruluyor. Bireylere giden bir şey değil. Yani harmonize edememiş. Peki niye bu devrim önce Fransa'da ortaya çıkıyor? Bu Voltaire, Montesquieu, Diderot hikayesi mi? Bir kısmı öyle, bir kısmı çok merkezi olmasından. Şimdi o zaman İspanya çok geri bir yer. İngiltere zaten bu devrimi yapmış 17. yüzyılın sonunda. Krallığın yetkileri kısıtlanmış. Fransa hem çok merkezi olmasından hem de sisteminin çok arkaik kalmasından. Aynı zamanda tabii şehirleşme oranları, okuma oranları falan da çok yüksek. Bilinçli bir toplum oluşmuş. Dolayısıyla o bilinçli toplum sorgulamaya başlamış. 18. yüzyılda büyük bir mental değişiklik var. Kadınların bıraktıkları şeyleri incelemişler, vasiyetleri. Eskiden 3 kulübelam okumaya para falan verirler ya böyle işte benim adına Yasin okunsun falan. Bunlar muazzam azalıyor 18. yüzyıl boyunca. Ve moda başlıyor. Artık 2-3 kıyafet değil, 10-15 kıyafet ve rengarenk. Yani tüketmeye başlamış, şehirli bir toplum olmuş. Aydınlanma ile ilgili olan şeyler salonlarda. Nedir bu salonlar? İşte okuma salonları. Bazılarını kadın işletiyor. Oraya gidiyorsun kahve gibi ama kitap okunan, tartışma yapılan, milletin makale yazdığı biliyorsun Montesquieu'nun kitabı aslında o tip bir yerde okunmak için yazılmış ve bir ödül aldıktan sonra meşhur olmuş kitaptır. Burada Rousseau'nun, Voltaire'in fikirleri bir tarafta yüksek, bir de altta kralla dalga geçen, yarı pornografik, yarı bilim kurgusal bir literatür ortaya çıkıyor. Kısacası artık o kralın dokunulmaz, tanrısal şeyi hem halk bazında hem de teorik bazda aşılmış oluyor. Zaten 1889 herkes hazır. Fransız devrimi deyince akla hemen Marie Antoinette gelir. Francis Ford Coppola'nın kızı. Sofia Coppola'nın bir filmi var Marie Antoinette diye. 10 yıl falan oldu galiba, belki daha fazla. Tuhaf bir filmdir. Film çok ilginç. İçinde mesela günümüz unsurları var. Yani ne bileyim, Antoinette Converse giyiyor falan. Öyle tuhaf bir film. Titus vardı, bir tane kadın çekmişti, İngiliz. Aynı Shakespeare'in Titus'unu öyle çekmiş. Mesela gotlar heavy metalci gençler falan oluyordu. Muhteşem bir şeydi. İzleyeceğim. Meşhur hikaye işte. Pasta yesinler. Kilmanj de la brioche değil mi? Bırak o zaman pasta yesinler. Bu gerçek mi? Filmde de böyle bir şey dediğimi iddia ediyorlar. Ben öyle bir şey demedim diyor kadın. Tarihçiler dediğini bulamadılar. Devrim zamanında 16. Louis bir şey öneriyor. Bu legal değil diyorlar. C'est légal parce que je le veux diyor yani. Bu zaten evet, bu hukuki çünkü ben istiyorum. Yani absolutizmi güzel gösteren. Çok ilginç. Aynısını Nixon da söylemişti. When the president does it, it's not illegal dedi. Evet ya, bütün bu bütün liderlerin hayali bu aslında. Bayılırım o filme ya, seyrettim bu arada, konuyu dağıtıyorum ama Nixon. Nixon and Frost muydu? Harika bir film. Peki yine konudan saptık hocam. Digresyonun sultanları. Ama güzel şeyler söylüyoruz be. Bak iki tane film çıktı buradan şimdi. Evet, iki tane film çıktı. Sürekli senin program gelemiyor ya. Bir ulus fikri doğdu deniyor. 18. yüzyılda artık kraldan ve devletten ayrı, buna şüpheyle bakan, Fransız diye kendini adlandıran bir ulus ortaya çıkmış. Meclis açılır açılmaz kendini çok iyi örgütlemesi. 3 kameralı, 3 ayrı order'ı temsil ediyor. Onun bir anda Assemblée Nationale'e dönüp kendi kendini organize etmesi. İnsan hakları beyannamesini hemen ilan edebilmesi. Zaten arkada büyük bir zihni yapılanmanın olduğunu görüyor. Yani. Ulus uydurma bir şey midir? Evet. Çünkü bu ulus kavramı sonra başımıza bayağı bir bela açıyor anladığım kadarıyla. Şimdi ulusla etnisiteyi ayırmak lazım. Yani etnisite olarak Türk, işte Fransız, Alman bir şey olabilirsiniz ama bir ulus olmanız için bir hayali birliktelik. Hep söylüyoruz, gene söyleyeyim, o muhayyel cemaat. Çok... Yani bir ideal çevresinde toplanmış olmak. Bir ideal, bir aidiyet çevresinde. Çok güzel bir kitap vardır. 14. Louis basit de bir kitaptır. The Fabrication of Louis XIV diye. Peter Burke'ün orada anlatır 14. Louis'in nasıl kendini güneş kralı olarak her zaten adam bir monarşi ögesi üzerinden lokalitesi çok güçlü bir yer olmasına rağmen yani Marsilyalı Breton hissetmesine rağmen bir Fransız imajı yaratılmış, o kraliyetten geliyor ve dolayısıyla devrim ilerlediği sürece 2 yıl falan kraldan vazgeçmiyorlar. İstiyorlar gel başına geç falan ama kral kaypak çıkıyor. Bir de devrimin elementleri çok marjinalleşince kral da mesafe koymaya çalışıyor. Kaçmaya çalışınca yakalanacak, öldürülecek ve bu sefer devrim spin atıp komple sola doğru geçecek. Olay nasıl başlıyor? Olayları hemen şey söyleyeyim. Fransa iflas etmiş, hiçbir şey yapılamıyor. 1789'da 1610'lardan beri toplanamayan état généraux toplanıyor. Kilise
aristokrasi ve tierzat dediğimiz yani üçüncü düzen dediğimiz üç grup halinde toplanmasına karar veriliyor. Bunlar toplanıyorlar. Hemen karar alıyorlar. Üçümüz beraber toplanmayacağız. Niye? Şimdi üç ayrı ünitenin üçü de onaylayacak ki mesela siz Yahudilere ya da Protestanlara haklar vereceksiniz. Hemen kilise bloke eder. Siz aristokratlara ver koyacaksınız. Hemen aristokrat bloke eder. Öyle olmasın diye, daha efektif olsun diye kendi kendilerine asamble nasyonel kuruyorlar. İşte kral onu dağıtmaya çalışıyor. Yemin ediyorlar asla durmayacağız falan. Böyle sürekli bir çekişme. Kral niye bunu askeri güçle bastırmıyor? Çünkü askeri gücü yavaş yavaş getirirken bunlar da kendi milislerini kuruyorlar. Yani çok organizeler. Bir müddet böyle dengede kalıyor. Sonra kral pes ediyor. Geliyor arkanızdayım diyor. Paris'in kırmızı ve mavi rengine Bourbonların beyaz rengi eklenerek bulunmuş bir şey. Yani Paris Bleu, Blanc, Rouge. Evet. Fraternite, Egalite, Liberté. Özgürlük, kardeşlik ve eşitlik. Hemen onların ne olduğunu atalım. Özgürlük ne? İstediğimi söyleyebilmeliyim. İstediğim dini seçebilmeliyim. Egalite, herkes hukuk önünde eşit olacak. Herkes eşit vergi verecek. Bu imtiyazlar ortadan kalkacak. Fraternite de işte nasyonun building yani. Hepimiz bir milletiz, kardeşiz. Tabii kadınlar değil. İlk başta kadınlar da önemli rol oynuyor. Versailles'e yürüyorlar, sarayı basıyorlar. Marie Antoinette'le 16. Louis, Jardin de Tuileries var ya oraya getiriyor. Concord'un orada. Oraya getiriyorlar. Orada bir nevi yarı esir yani baskı altında. Sonra iş yavaş yavaş marjinalleşmeye başlıyor. Ne yapıyorlar? İşte feodal şeyleri kaldırıyorlar. Kiliseyle devleti ayırıyorlar. Kilisenin imtiyazlarını kaldırıyorlar. Belli bir sürü yasa falan yapıyor. Bir noktada dışarıda da bunlara karşı reaksiyon olunca 16. Louis kaçmaya karar veriyor. Kaçarken yakalanıyor. Geri getiriliyor. Ve geri getirildikten sonra büyük skandallar ortaya çıkıyor. Bir bakmış 16. Louis Mirabeau başta olmak üzere ilk dönem liderlerin hepsine rüşvet vermiş. Dışarı krallara gelin Fransa'yı işgal edin falan diye yazışmış. Bunu o yüzden giyotine yolluyorlar. Bu tam bu esnada enteresan bir şey daha oluyor. İlk başta ılımlı başlayan kilisenin alt gruplarının ve çok zengin olmayan aristokratların da katıldığı bir şeydi. İş kontrolden tamamen sola geçiyor kral ölünce. Sol kavramı o zaman yok tabii ama. Aslında o zaman çıkıyor. Yani işte yeni ilk çıkışı. Daha radikaller diyelim. Sol sahne. Jacobenler yani. Jacobenlikle suçluyorlar hocam. Evet. Sen tam bir Robespierre'cisin. Nereden geliyor? Onu bir anlatsana Jacobenlik. Jacobenler solu ve daha hızlı bir devrim. Yani merkeziyetçi gelelim üstlerinden geçelim şeklinde yaklaşan. Dolayısıyla kanlı bir devrim olması. Kanlı bir devrim istiyor. Fakat bunların içinde iki grup var. Biri Montagnard dediğimiz Robespierre'in temsil ettiği. Biri de Danton üzerinden. Biraz daha realist. Federal olsun. Bu kadar merkezi olmasın. Biraz vilayetlere de güç bırakalım. Yani geçiş dönemi yapalım. Geçiş dönemi yapalım. Ama o gene senin hayalinden de sert aslında. O sertliğin içinde. Yani aşırı solun. Kral hain diyor mesela. Ama asmayalım diyor. İnsanlar diyor isyan eder diyor ki öyle oluyor. Kiliseyle devlet ayırsın ama gidip şeylere saldırmayalım diyor din adamlarına. Robespierre'in yaptığı bitmez ki. Takvimi değiştiriyorlar. Abuk sabuk isimler takıyorlar. Bütün din şeylerini siliyorlar. Üçüncü bir grup var mı? Daha da ılımlı. O gruplar gitti işte. 1793'te başlayan solun 1,5 yıllık falan bir hükümdarlığı içinde mesela Mart'ta Nisan'da Danton'u öldürecekler. 2-3 ay sonra da Robespierre'i öldürecek. Çok güzel. Asamble Nationale'e gidiyorsun. Mesela düşün burada Fulutif'de toplandık. İşte John Ickley şöyle bir adamdır. Devrim prensiplerine kurgu yaparken hata yapmıştır. Böyle bir yaratılamaz diyor. İşte Bengi Mustafa Gülsemin falan alkışlıyor ve seni kaybediyoruz. Le Point dergisi çok güzel bir şey yapmıştı. Danton'un asıldığı günün kopyasını çıkardı. Yani Le Point sanki o gün çıkmış gibiydi. Aa çok güzelmiş. Harikaydı. Evet. Yani oldu bir 25-30 sene herhalde ama. Bütün işte Robespierre'le röportaj falan. Aa muhteşemmiş ya. Çok iyiydi. Giyotin. Adamın adı Giyotin. O da devrim için buluyor bu tabii, aleti. Tabii tabii daha hızlı olsun. Muhteşem. Ya hakikaten anlamak istiyorlarsa Charles Dickens'ın A Tale of Two Cities diye bir kitabı vardı. Yani, muhteşem bir kitaptır. Monsieur Giyotin. O da yine Giyotin'le gidiyor. Giyotin'i bulan adam daha efektif olsun diye. Çok ama bak Fransızlar enteresan ya. Yani adam öldürmek için öyle bir alet. En son ne zaman kullanıldı giyotin? De Gaulle döneminde miydi? 1970'lerde sanırım ya 60'lar. Ama şunu da söyleyeyim. Jacobenler krizde olan bir şeyi çıkarıyorlar kısa dönemde. Mesela borçları ödüyor, vergi topluyorlar. İnanılmaz o sertlikle daha iyi bir ordu yaratıp hemen yenilmek üzere nasıl Paris düşecek onları toparlıyorlar. Bu da şeye geliyor. Yani sertlik, demokrasi bunlar alternatif sistemlerdir. Savaşta düşman şeydeyken demokrasi olmaz. Adam o kadar gelmiş hemen öyle bir demir yumrukla onu kovuyor. Ondan sonra Robespierre'i de kaybedecekler, öldürecekler. Tabii Robespierre'in hakta bir karşılığı da var. Bir komploya kurban gidiyor gibi. Hemen kaçıyor meclisten. Paris Komünü topluyor ama meclis bir açıklama yapıyor. Diyor ki kim Robespierre'e yardım eder? Bütün hukuki hakları gider. Adamlar şey çıkarıyorlar. İhanetle yargılanıyorsan bütün hukuki haklarından vazgeçiyorsun. Zaten o ihanet olayı çok hani bugün bile son derece tehlikeli oluyor. Amerika'da yapıyor. Guantanamo Bay'e götürüyor falan. Yani sürekli kriz anlarında çıkma endişesi var. Kim buradan ayakta kalıyor? Buradan böyle üçlü bir yönetim çıkacak 1795'te. İlk başta Jacobenler devam edecek. Sonra 1995'te direktuar yönetecek. Bu sırada iç siyasetteki o düzensizlik bitmediği için 1999'da Napolyon bir darbe yapacak. İçeriden adamlarıyla da. Kendini konsül ilan edecek. Napolyon aslında ku yani şey tabii asker. Tabii bir ku ya. Korsikalı bir topçu generali. İlk başta Marsilya'yı, Toulon'u kurtarırken çok meşhur oluyor. Sonra İtalya'nın tamamını alıyor. Sonra Mısır'a geliyor. Osmanlılar karşı savaşacak. Beceremiyor. Geri dönüyor. Ve 1999'da kendini konsül yapıyor. Sonra 1802'de hayat boyu konsül olacak. 1804'te de meşhur alacak kafayı. Yine aslında absolutizme dönüyorlar. Tabii tabii imparatorluğa döndü ama gene hukuki düzen kalacak en azından yalandan da olsa. Ve sonra Fransa pimpon topu
gibi olacak. 1804'ten 1815'e kadar imparatorluk olacak. Sonra 1840'la ikinci kez Bourbonlar gelecek. 1848'de Avrupa'nın her yerinde olan devrimler komple Bourbonları geri gelmemek üzere kovuyor. 1848 ile 1852 arasında bir ikinci cumhuriyet var. Ondan sonra Napolyon'un yeğeni 3. Napolyon olarak geliyor. Yani bu da ikinci imparatorluk, ikinci dönem oluyor. Sonra bu da 1870'te Almanlar Paris'i de alınca Napolyon da esir düşünce 3. Napolyon. Bu da gidiyor. 3. Republik 1870'te çıkıyor. 1958 yılında büyük bir krizi çözemeyince Fransa kolonilerde isyan çıkmış, ekonomi kötü falan. De Gaulle'i çağırıyorlar. 2. Savaş'ın kahramanı. O da yeni bir anayasayla geliyor. Böyle çok sert bir yürütmenin olduğu bir anayasa. Hala 5. Republik'teyiz. Peki bu bizim 1. Meşrutiyet, 2. Meşrutiyet gibi mi? Evet. Aslında bize 1. Meşrutiyet, 2. Meşrutiyet geçiyor da mesela şöyle şeyler olmuyor. 1. Cumhuriyet, 2. Cumhuriyet bize başka bir anlama geliyor. Mesela 1924'ten 60'a kadar 1. Cumhuriyet sonrasına 2. Cumhuriyet diyebilirsin demiyorsun. Çünkü 1924 Anayasası belli kurumları olmayan bir anayasa. Yani 60 ve 80 anayasaları çok belirgindir. 60 anayasal kurumları kurmuştur. Denetleme kurumları. 80 de bugün devam eden sistemi yaratmıştır. Fransa niye bunları numaralandırıyor? Biz niye numaralandırmamalıyız? Ya da numaralandırmalı mıyız? Biz bir kere öyle bir tartışma olduğu için numaralandırmamız. Yani 2. Cumhuriyet başka bir anlama geldiği için. Bizde hala tansiyonlar yüksek. Yani 2. Cumhuriyet dersen birinciyi kötü birinciyi mi kötülüyorsun falan. 2. Cumhuriyet deyip yani oradan bir döneme koyamıyorsun o ismi. Ama 1. Meşrutiyet, 2. Meşrutiyet koyulmuş. Peki. Bir de insan hakları meselesi var. Onu da biraz anlatırsam. Yani aslında işte bu eşitliğin şeyini hemen ihtilal olur olmaz. Deklarasyon de droit de l'homme istiyor yani. Böyle bir metin yazılıyor. İşte yani ne bekleniyor? Eşitlik. İşte bu liberté, fraternité, égalité'nin aslında temelini oluşturan şey. Zaten ihtilal oluyor. Kral kontrolü yitiriyor. Hemen bu belgeyi yazı veriyorlar. Demek ki hazır kafada var. Neden Fransa Türkiye'de sevilmez? Sevilen bir yabancı ülke var mı? Atatürk çok etkilenmiştir ve Fransızcası işte Freyler Mektebi'ne gidiyor, Fransızca öğreniyor falan. O dönem mesela sinemayla ilgili terimlerin çoğu Fransızcadan gelir. Çok ciddi Fransız etkisi olan işte mesela 100 numara hatası biliyorsun. O Lou'dan gelmiyor mu? Tuvalete 100, bizde 100 numara derler ya, aslında san numero yani numarasız o. Ben de onu Lou zannediyordum. Lou'da şey herkes uydurmuş demiş. San numara, san, san numara yani diye. Numarasız diyor Fransızlar. Bizimkiler yanlış anlayıp san numara 100 numara diyorlar. Hela yani. Fransa ile alay etmek işte 2. Dünya Savaşı'nda Amerikalılar geldi kurtardı. De Gaulle kurtardı demişsin. O tabii onu ayarladılar. Kurtarıp önde açtılar. De Gaulle askeri çok önemli bir 20. yüzyıl teorisyenidir. Şuna getireceğim yani, Atatürk de bu olaydan etkileniyor anladığım kadarıyla. Tabii yani, çok etkileniyor. Mesela bir kitap çıktıydı yakın zamanda. Atatürk ne okuyor falan filan. Yani işte kıta Avrupa'sında okuyor. Voltaire'leri falan okuyor hep zaten. Onlar Voltaire, Rousseau'ları da okuyor ama daha bu döneme gelen Renan'ları okuyor. Başka yani Fransa'dan okuyor. İngiltere'nin öyle bir kültürel hegemonyası yok. Kıtada önemli bir rolü var. Almanya geç tek bir ülke haline geliyor. İtalya zaten evde yok. Fransa en güçlü devletlerden biri. Her zaman burada bizimle önemli ilişkiler. Osmanlı reformunu desteklediği için bu ilk günü okullarda falan önemli atılımlar yapıyorlar. Fransızca üzerinden bir neşriyatı takip ediyor. Ondan sonra işte Saint Joseph, Saint Benoît gibi okullar var. Bunların sayıları da artacak. Burada öyle bir elit, bir kültür hegemonya olmuş ama işte dünyanın her yerinde var. Felsefede de çok önemliler ya. O konuda çok acayipler. Ya o çok enteresan. 1940'tan sonra bir jenerasyon var. Lévi-Strauss, Brodel, Foucault, Derrida. Ya evet. Daha gelemedim yani. Başka bir level hakikaten. Deleuze. Ya Deleuze yani bir aklımıza gelmeyen bir Lacan. Aslında bir şeylere çok önce uyanıyorlar. Bu şeyi nasıl kaybediyor? Avrupa'nın genelinde böyle bir şey var. Niye olduğunu bilmiyorum ama İtalyan sineması nerede? Biri bana anlatabilir mi ya? Bir tane güzel film yok ya. Bir tane. Ama yine hala ayakta duran Fransa sineması. Fransa sineması. Orada da yok gibi şey. O anlamda değil ama hala var. Yani İtalya'da üretiliyor. O da yok yani. Bir şey üretiyor. İtalya hiçbir orada şey da bitti tabii. Çok az film üretiliyor. Çok az. Yok yani endüstri bitti, bir de bir şey çıkmıyor. Nani Avrupa'da bir tek İngiltere ayakta ama o da Amerika sayesinde. Amerikan filmleri Londra'da çekiliyor. Yok İngiltere'de çekiyorlar falan. Stüdyolar var. Avrupa'nın en güçlü sineması Fransa tabii. Bu Amerika çok domine etti. Kültür anlamında bu neoliberalizm kendi şeyini yarattı. Herkes her şeyi tüketebiliyor. Dolayısıyla böyle artık Fellinlerin, Rossellinlerin, Godard'ların olduğu bir Fransa, İtalya kalmadı. Amerika'nın üniversite sayısı, kütüphane sayısı falan çok domine ettiği için. Bilgi bu neoliberalizmle beraber elitlikten çıktı ya. Herkes açılıyor. Orada işte nümerik farklar ortaya çıktı. Sen bir şeyde güzel söylemiştin. Sanata elitler karar vermiyor. Öyle bir elit yok. Ne olacak o zaman? Avrupa'nın genelinde böyle bir şey. Yani Almanya'da büyük. Çok güzel bir kitap vardır. Peter Gain, The Weimar Culture diye. Şu kadarcık bir kitap. Mutlaka okusunlar. Orada görürsün yani o 1918 ile 33 arasında 15 senesi var Almanya'nın. Aman tanrım. Sanatta atılmış ya Bauhaus'lar bilmem neler falan. İşte Metropolis'i çekiyor falan. Ne oldu buna? Peki Türk Kurtuluş Savaşı. Fransız İttihadı'na benzetebilir miyiz? Evet. Hayır, benzetemeyiz. Yapanlar oradan ilham alıyorlar onların düşünürlerinden ama öyle bir şey sonucu istiyorlar. Hani daha laik ama Türkiye'nin öyle bir temeli yok diyorsun. Temeli yok yani. Fransa 18. yüzyıl boyunca alttan alta okuma oranlarının yükseldiği, lokal kimliklerin yükseldiği, insanların eleştirmeye başladığı. Bir ekol var Türkiye'de, diyor ki aslında bu bizim yıllarca okuduğumuz Büyük Kurtuluş Savaşı destanı bir uydurmadır.
Hayır canım, öyle şey olur mu ya? Niye uydurma olsun? Sanıldığı ve anlatıldığı kadar büyük. Çok önemli bir şeydir ya. Başka kimse yapamadı. Türkiye'den başka Avrupalı olmayıp. Ya bu hikaye değil. Sen duymadın mı bu teoriyi? Duydum. Ya bu, ciddiye almıyorum bunu. Türkiye'nin çok eksiği var. Hata yapmış iktidarları, rejimleri, cumhuriyetin ilk dönemine dair olmuş olabilir. Ama Kurtuluş Savaşı çok önemli bir şeydir. Bakın, Hindistan İngiliz'de koloni olmuş. Çin Japonya tarafından işgal edilecek. Rusya darma duman olmuş. Yani Batı Avrupa dışında İran, kuzeyinden Ruslar, güneyinden İngilizler girmiş. Darma duman. Tarihle ilgili temel bir şey soracağım aslında. Bugün bir şey oluyor. Diyelim ki bir olay oluyor ve deniyor ki bu bir destandır. Biz de bunu yaşıyoruz. Sonra bu anlatıla resmi tarihle de birleşip belki Süpermen kıvamına çıkıyor. Anlatıyı, yani biri anlatı, öbürü gerçek olay ya. Tabii gerçekte bir şey yoktur. Her şey bir yorumdur ama. Bir olan olay, bir de onun sunumu var ya. Bunu nasıl birbirinden ayırıyor tarih? Ya şimdi belli aşırılıkları tabii ki bu Kurtuluş Savaşı sınırları, yapılanı var, yapılamayanı var. Atatürk var ama Atatürk'ün dışında başkaları da var. Bunu oturup tartışabilir. Ama bu şu demek de değil yani, ortada hiçbir şey yapılmıyor. Ya bunu çok enteresan ya, bu nasıl tartışma konusu olabilir ki? Şöyle, hakikaten yok ya, başka bağımsız kalmış neresi var? Yani Avrupa'nın dışında olup az çok bir devlet olarak ayakta kalıp 2. Dünya Savaşı'nı atlatıp NATO'ya girip falan, ya burada bir başarı var. Tarihte hiçbir şey destan değil. Destan diyorsa kaç zaten. Destan şu demek. Sansasyon yani. Destan hadi. Yani o entelektüel bir şey değil. Fetih bölümünü yaptığımızda seyirciler biraz bana kızmışlar. Yorumlara sen bakıyor musun? Ya bakıyorum. Sana kızdıkça içim yağları. Kızın çocuklar. Bazıları sana da kızmış. Yani onlara hoşuma gitmiyor. Ben şunu anladım, doğru mu anladım bilmiyorum. Evet, İstanbul fethedildi ama bu da aslında anlatıldığı kadar büyük bir olay değildi. Ama şundan, zaten it was meant to be diye bir laf vardı. Tabii, ya. Yani zaten olacaktı. Gibi. Tarih bunu şöyle anlatmayı seçiyor ya da politikacılar. Hani geldik işte korkunç bir destanla orayı aldık falan. Halbuki belki de öyle değil. Şimdi bunu kabullenemeyen veya bunu kabullenmek istemeyen birileri bize şey diyor. İlker Hoca işte Osmanlı düşmanı falan filan. Ya, politikacı tam da ondan diyor. O linçi niye yesin adam? Daha ucuzu var. Sen de bundan bıkmadın mı abi? Yani Osmanlı, gerçekten bak çok samimi söylüyorum. Osmanlı'yla hiçbir, ne alıp veremediğim hiçbir şey yok. Yani çünkü şundan abi, bugün yok artık zaten değil mi? İşte bizim olmayan bir şeyle problem olamaz. O tarihle ilişkisini böyle coşku seviyesinde tutmak isteyenler, ya var 100 tane mehteri veren var. Adam mehter eksilecek mi diye habire Ceddin Deden diğer bölüm bağırıyor. Yani gidip ben şeytanın avukatlığını yapmaya çalışıyorum ama şeyi soracağım abi. Bugün... Evet, o kısmı da biraz açıklayayım. Bazı sorulan sorular o, şimdi hikayede konflikt yaratılmak için var yani. Evet, çok haklısın hikaye. Muhteşem Emrah falan, öyle program olmuyor yani. Gerçekten bir insanın bugün Osmanlı'yla derdi olması garip değil mi sence yani? Ama aslında soruyu soranın Osmanlı'yla derdi var. Yani Osmanlı'dan bir şey istiyor. Yani Osmanlı'yla bir hayal yaşamak istiyor. Yani bugünle ve yarınla ilgili umut azaldıkça geçmişle ilgili heves artar. Yani ne yapacak? Buradan yine Fransız devrimine bağlayacağım. Şunu düşünüyorum. Sivrilikler olmadan orta yolları bulamayız. Benim tek amacım şu. Bize söylenen bir şeyi hemen olduğu gibi kabul etmeyelim. Yani ben de herkes gibi ortaokul ve lisede okurken okutulan tarih, İşte Ceddin Deden, Neslin baban. Yani bunu soruşturmak kötü değil diyorum ben. Yani soruşturmak genelde kötü. Fransız ihtilaline getiren de o işte. Sorgulamayı öğrenmek, evet, lazım. O, bak hep ne anlattım? Desakralizasyon dedim. İşte kralın otorite kaybetmesi, dalga konusu, alay konusu olması, tepelere göklere çıkartılmaması, kim olursa olsun, hangi ideolojide olsun. Ama işte o bir eğitim sistemiyle olur. İşte şüpheci yaklaşmak. O da herkesin birbirini hainlikle suçladığı, herkesin birbirini şerefsizlikle suçladığı bir entelektüel ortamda olmaz. Türkiye'de o entelektüel ortam yok. Çelleşmiş. Sürekli geliyor adam. Mesela İlker Canikli git bir şey yapmış. Yani bir şey yapmışsın sen. Beğen beğenme. Oradan geliyor, böyle adam bulur bilmem. Ben çıktım buraya, dedim ki Latince öğrenmenize gerek yok dedim. Birileri çıkmış, bu da akademisyen diyor. Ya ben Latince kaç sene çalışmış, şey yapmış, Katolik okulda mezun olmuş adamım. Ben 18 yaşında bebesin yani. Ben mi bileceğim Latince öğrenebileceğini, sen mi bileceksin? Dediğim şu yani. Önce İngilizce öğren. İngilizce öğrenmeden Latince öğrenme diyorum. Neredeyse vatan aynı yaptınız. Yani böyle çok güzel alıştılar ya. Çok alıştılar buna. Hiçbir şey yapma. Ekşi eşi yazmış. Bomboş adam diye yazan 3 kişi var. Abi bomboş ya. Beğenme. Şerefsiz de. Bomboş ne ya? Yani o bana mı kaldı ya Türkiye'de bomboşluk? Bu mu ya? Ben, bana daha kötüsü var. Allah belanı versin İlker. Allah diyemem. Belanı versin niyetini. Bomboş şu yani. İstatistik şey gibi söylüyor adam. Yani hakikaten Türkiye'de okuma oranı, akademisyenlerin seviyesi, entelektüelin seviyesi, popüler kültürdeki adamlara bakınca hani en dip %10'u ben mi temsil ediyorum hakikaten ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Hocam, adam şu papyonun hatırına ya. Bu haftada bomboş adam ve dünyanın en bomboş kötü tarihçi. Sen bomboş, ben ne olayım? Ben tıntın o zaman. Evet, tıntınla bomboş. Tıntınla bomboşun sunduğu olmaz öyle saçma tarih bu hafta da son buluyor. Haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz. Danton'la kalın.